Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin verdiği mesajlar önemliydi. İzlenen yol haritasının sahadaki yansımalarına ilişkin verileri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Enflasyonda son 3 ayda 23,5 puanlık düşüş yaşandığını söyledi. Bu düşüşün istikrarlı bir şekilde devam edeceğinin sinyalini ise Hazine Bakanı Mehmet Şimşek verdi. En zorlu dönem geride kaldı dedi. Sadece son 3 ayda 23,5 puanlık bir düşüş söz konusu. Ekonomide atılan adımlar meyvesini verdi. Enflasyonda düşüş devam ediyor. Programımız çalışıyor, risklerimiz azalıyor ve dezenflasyon sürecine de girmiş durumdayız. Programın en temel amacı enflasyonu düşürmek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir canlı yayında ekonomide son durumu anlattı. Politikalarımız kararlı bir şekilde uygulanıyor, uygulanmaya devam edilecek. Özellikle uluslararası kuruluşlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları, CDS dediğimiz ciddi gerilemeler, uluslararası yatırım ortamı anlamında da farklı bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinde kırılan yeni rekora da dikkat çekti. Bütçe açığımız ciddi anlamda düştü. Merkez Bankamızın rezervlerinde, net rezervlerde 90 milyar doları aşan bir iyileşme söz konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kırıkkale'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Enflasyonla mücadelede kararlılığın altını çizdi. Biraz sabırlı olmamız lazım. Ama esnafımızın yanındayız, çiftçimizin yanındayız, çalışanımızın yanındayız. Enflasyonu indirerek emeklimizin, çalışanımızın alım gücünü artıracağız. Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekun kalkınma sağlayacağız. Şimşek, hayata geçirilen politikalar sayesinde ekonomide zorlu sürecin geride kaldığını da belirtti. 2025 yılı 2024'ten İnanıyorum ki daha rahat olacak. 2026-2025'ten çok daha iyi olacak.